Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyasal dengede tepkime yönünün belirlenmesi konusunu işleyeceğiz. Sevgili gençler, tabi böyle kısım kısım izliyor, işliyorum, azar azar işliyorum. Bu biraz sizin sinirlerinizi bozabilir, çok uzatmış diyebilirsiniz. Ben istesem dengenin tamamını ters e, tek bir ders videosunda çekebilirim. E, fakat o zaman siz karşınıza çıkan bütün soruları çözebilir misiniz? Tabii ki bir muallak. Bu şekilde uzun ama tek bir videoyu izleyip de yarım yamalak öğrenmek yerine kısa kısa videolarla çok iyi bir şekilde öğrenmek daha iyidir çünkü bu soru kaçırmanızı engelleyecektir. O yüzden kıymetli gençler videoları takipte kalın. soruları didikleyin Benimle birlikte çözün tek yapmanız gereken işlemleri yaparken beni ta taklit etmek hepinizi başarılar diliyorum. Şimdi şuradan hemen bakalım. A maddesi ile B maddesi C maddesi ile D maddesini oluşturmak üzere bir denge tepkimesine girmişler. Bu şekildeki bir tepkime dengede olabilir. Fakat henüz dengeye ulaşmamış da olabilir. İleri yönde ilerliyor olabilir veya geri yönde ilerliyor olabilir. Yani dengeden önceki halleri ya da dengeye uygun olmayan miktarda madde verilmişse geri yönelişi anlatıyor burası. Henüz dengeye doğru ilerliyor, ileri yönde ilerliyor olabilir. Tam denge kurulduğu anda olabilir ya da geri doğru yürüyor olabilir. İşte biz bu tepkimen durumunu nasıl tespit edeceğiz? tepkimen durumunu tespit edebilmek için QC isminde bir kavram kullanacağız. Bu QC tıpkı KC hesaplar gibi hesaplanıyor. QC'mizi bulduktan sonra KC ile yani denge sabiti karşılaştırmasını yapacağız. QC denge kesridir kıymetli gençler. KC ise denge sabitidir. Biz QC'yi bulacağız. Yani denge kesrini daha sonra KC ile yani denge sabiti ile karşılaştırmasını yapacağız. Diyelim ki QC'yi bulduk. QC KC'ye tam eşit çıktı. Bu tepkimenin dengede olduğu anlamına gelir. O anda tepkime dengeye ulaşmıştır. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. Derişimler ya da kısmi basınçlar o anda sabitlenmiştir kıymetli gençler. Ee, daha önce denge için söylediğimiz neler varsa işte makroskopik olaylar durmuş ama mikroskopik olaylar devam ediyor. Ee, görülebilir bir takım özelliklerin artık değişmez duruma geldiği an söz konusudur. QC eşittir, KC'dir, tepkime dengededir. Yok eğer QC, KC'den küçük bir sayı bulunduysa e, bu durumda QC eşittir KC olup dengeye gelebilmesi için ürünlerin biraz büyümesi, QC'nin biraz büyümesi gerekir. Bakın burada QC küçük, QC büyüyecek ki KC'ye eşitlensin. Ve QC'nin büyümesi için de ürün miktarının artması gerekir. Ürün miktarının artması ne demek? Tepkimenin ileri yönde ilerlemesi, ürünlere doğru ilerlemesi anlamına gelir. Yani kısacası eğer QC KC'den küçük çıkıyorsa bu tepkime ileri doğru gidiyor anlamına gelir. Ve neler olacak? Tepkime bir kere bu durumda dengede değildir. Tepkime ileri yani ürünlere doğru gitmektedir. İleri tepkime hızı geri tepkime hızından daha fazladır. İleri tepkime daha hızlıdır bu durumda. Ve bu durumda en önemlisi girenlerin derişimi azalıyor ürünlerin derişimi artıyor anlamına gelir. Ve ürünler artacak hani KC'yi hesaplarken karşı tarafa önce ürünleri yazıyoruz. Ürünler büyüdükçe QC miktarı büyür ve KC'ye eşitlenir. Dolayısıyla ürünler artıyor anlamına gelir. Girenler ise giderek azalıyor anlamına gelmektedir. Qc'nin KC'den küçük olması durumunda. Yok, eğer Qc KC'den büyük çıkarsa, yani bu dengeyi geçmiş anlamına gelir. Yani ürün miktar çok fazlalaşmış anlamına gelir bu aynı zamanda. Eğer Qc büyüktür KC ise, Qc'nin KC'ye eşit olabilmesi için küçülmesi gerekir. Qc küçülecek ki KC'ye eşit olsun, yani denge kurulsun. E şimdi biz Qc hesaplarken yukarıya ürünleri yazıyoruz. Ancak ürünler azalırsa QC küçülür. Dolayısıyla ürünlerin azalması gerekiyor. Ürünlerin azalması için de tepkimenin geriye doğru yürümesi gerekiyor. Dolayısıyla QC eğer KC'den büyükse tepkime bir kere dengede değildir. Tepkime geri yürümektedir eğer QC daha büyük çıkarsa. Geri tepkime daha hızlıdır anlamına gelmektedir. Ürünler azalıyor, girenler giderek artıyor anlamı da çıkmaktadır. QC büyüktür KC olursa eğer QC büyüktür KC ise bu tür tepkimeler geri yürümektedir kıymetli gençler. Yani kısacası QC KC'ye eşit çıkarsa tepkime dengededir. QC KC'den küçük çıkarsa tepkime ürünleri artırmak zorundadır. Yani ileri yürümek zorundadır. QC KC'yi geçmişse eğer KC'den daha büyük çıkmışsa bu tür tepkimelerde geri yürümek zorundadır. Yani ürünleri azalmak, girenleri artmak zorundadır kıymetli gençler. Soruda bakalım hemen. 4 litrelik bir kapta ki sabit hacimli bir kapmış bu. 2 mol karbondioksit, 2 mol hidrojen, 2 mol de karbon monoksit ve 1 mol de H2O konularak Aşağıda görülen işte karbondioksit artı H2, karbon monoksit artı H2O gazı şeklindeki tepkime başlatılıyor. Tepkimenin Kc'si ise 1 bölü 5'miş bu sıcaklıkta. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor bize kıymetli gençler. Hemen bakalım e, ee, tepkime dengededir. İşte tepkime geri yürür. Dengede karbon monoksitin mol sayısı 2'den fazladır. Dengede karbondioksit ve H2 e, 2 molden azdır. İleri yönlü tepkime geri yönlüden daha hızlıdır şeklinde bir takım öncüler vermiş. E, biz bu öncülleri ne yapacağız? Şimdi hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli gençler tepkimenin dengede olup olmadığını anlayabilmem için benim ilk önce şu değerleri kullanarak QC'yi hesaplamam gerekiyor. Yani denge kesrini aynı KC hesaplar gibi hesaplamam gerekiyor kıymetli gençler. Ancak bu değerleri koyarak hesaplayacağım şimdi. Hemen gelin yapalım. Tepkimemiz nasıl? Karbondioksit artı H2, karbon monoksit artı H2O. Ne konulmuş kabımıza? Yukarıdan bakıyorum. Bundan 2 mol konmuş, bundan 2 mol konmuş, bundan 2 mol konulmuş, bundan da 1 mol konulmuş. Ve bizim tepkime kabımızın 4 litrelik bir kap olduğu söylenmiş. Biliyorsunuz derişimler türünden Kc'yi bulurken molarite yazıyorduk. Dolayısıyla benim bu mol sayılarını molariteye çevirmem gerekiyor. Molaritede mol sayısının hacme bölümü olduğuna göre ben mol sayılarını 4 litreye ne yapacağım? Böleceğim. 2 bölü 4'ten bunun molaritesi 0,5. 2 bölü 4'ten bununki de yine 0,5. 2'yi 4'e bölerim. Bununki de 0,5. Bu 1 mol olduğuna göre 1'i 4'e bölerim. Bununki 0,25 molar ne yapılacaktır? Bulunacaktır kıymetli gençler. Şimdi yazıyorum. QC yani benim denge kesrim eşittir. Önce ürünleri yazarım. Karbon monoksit üzeri 1. Su yine gaz halinde olduğu için alıyorum. Sıvı olsa almazdım bunun da katsayısı 1 olduğu için yine üzeri 1. Geliyorum karbondioksiti yazıyorum. Girenleri yazıyorum bu sefer üzeri 1. H2'nin derişimi üzeri 1. Herkesin derişimini yerine koyacağım. Bakıyorum karbon monoksitinki 0.5 koydum. Suyunki 0.25 koydum. Karbondioksitinki 0.5 koydum. H2'ninki 0.5 koydum ve bunları çarptım. Şunlar şu birbirini yok etti. 0.25 0.5'in yarısı olduğuna göre 1 bölü 2 olarak buldum. Şimdi getiriyorum. Yukarıda Kc'yi kaç olarak vermiş? Kc'yi bana bu tepmede 1 bölü 5 olarak vermiş. Dolayısıyla ben 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i karşılaştırmam lazım. Yani Qc ile bu değerleri yerine koyarak bulduğum Qc değeriyle Kc değerini karşılaştırmam gerekiyor. Karşılaştırıyorum hemen. Qc 1 bölü 2 Kc 1 bölü 5. Kesir olarak 1 bölü 2 1 bölü 5'ten nedir? büyüktür kıymet gençler. Çünkü bu 0,5 çıkacaktır. Bu 0,2 çıkacaktır. Tabii ki bu daha büyük görüldüğü üzere. E, dolayısıyla büyük olduğuna göre, QCM daha büyük olduğuna göre tepkimem dengeyi geçmiş anlamına gelir. O yüzden de geri yürüme, yürümesi gerekiyor anlamına gelir. Dolayısıyla bu tepkime geri yürüyecek ve bu tepkime QC'yi 1 bölü 5 bulmadığım için dengede de değildir kıymetli gençler. O zaman hemen değerlendirelim geri yürüyecek ve dengede değil. Tepkime dengededir. Yanlış. Tepkime geri yürür. Doğru. Geri yürüyecek tepkimemiz. Dengede karbon monoksit mol sayısı 2'den fazladır. Şimdi bu tepkime geri yürüyecek. E tepkime geri yürürken 2'den ne yapacak? Bu azalacak. Yani tepkime geri yürürse bununla bu azalacaklar. Bununla bu artacak anlamına gelir. Dolayısıyla 2'den fazla olamaz. 2'den az olur geri yürüyeceği için karbon monoksit azalacak. Bu yanlış kıymetli gençler. Dengede karbondioksit ve H2 2 molden azdır demiş. Geliyorum hemen karbondioksit ve H2 girenlerde dengem geri yürüyecek. Bu tepkime bu değerlerle geri yürüyeceğine göre bunların miktarı artacak anlamına gelir. Dolayısıyla bunlar 2 molden fazla olurlar. Az değil. O zaman bu da yine yanlış. İleri yönlü tepkime geri yönlüden daha hızlıdır demiş. Bu da yine yanlış tepkime geri yürüdüğüne göre geri yönlü tepkime ileriden daha hızlı olması gerekiyor. Hangi yönde yürüyorsa tepkime o yönde hızı daha fazladır. Bu geri yürüdüğüne göre geri yöndeki hız daha fazladır. Dolayısıyla burada doğru olan şıkkımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Tepkimemizin geri yürüdüğü doğrudur. Burada kıymetli gençler. Gördüğünüz gibi aslında hiç zor değil. Sadece mantığımızı kullanacağız. Denge ile ilgili kuralları iyi bir şekilde bileceğiz. Soruları çözebilmek için. X'e katı maddesi X artı ve Y eksi maddelerine ne yapmış? Çözülmüş bu belli ki çözeltiye e, karışmış ve bu e, Kc'si e, derişimler türünden denge sabiti 25'miş tepkime için. E, kaba bundan 6 mol, bundan 4 mol, bundan 4 mol, bunların ikisinden de 4 mol konulmuş e, ve bir sistem, bir e, reaksiyon başlatılmış bu şekilde ve sonra demiş ki sistem dengeye ulaştığında 1 litrelik bu çözeltide x artı y eksi derişimleri ne olur? Sistem dengeye ulaştığında bu maddelerin derişimleri ne olur diye sormuş 1 litrelik bu kap için. E, tabii biz ilk önce sistem dengede olup olmadığını ne yapmalıyız? Kontrol etmeliyiz. Çünkü sistem eğer dengede ise ne diyeceğiz? Hemen e, derişimleri için 4'ü işte 1'e bölerim 4 bulurum. Eğer sistem dengede ise Sistem sistemden mi değil mi? Bunu bulmak için ilk önce QC bulup QC'yi ne yapmam gerekiyor? KC ile karşılaştırmam gerekiyor. Tabii biz QC'yi nasıl buluyorduk? QC'yi aynı KC hesaplar gibi e, denge sabitini yazarak denge e, formülünü yazarak buluyorduk. Qc eşittir. Burada bakıyorum kimleri almam gerekli. Bu katı olduğu için alınmaz. Önce ürünler yazılır. O zaman x artının derişimi çarpı y eksinin derişimi olacaktır. Dolayısıyla girenler alınmadığı için alt 1 kabul edilecektir. Qc eşittir. x artının derişimi çarpı y eksinin derişimi şeklinde olacaktır. Dolayısıyla burada ne verilmiş x ve y? 4'er mol verilmiş. Kapta 1 litre olduğuna göre n bölü v 4 bölü 1'den 4 molar olduğunu bulurum her ikisinin de. Dolayısıyla qc eşittir 4 bölü 1 çarpı 4 bölü 1'den 16 olarak bulduk qc'mizi. Şimdi ne yapacağım? qc ile kc'yi birbiriyle karşılaştırmam gerekiyor. Hemen karşılaştırıyorum. qc'm 16, kc'm 25. qc kc'den ne çıktı? Küçük çıktı. E küçük çıktığına göre bu tepkime henüz dengeye ulaşmamış, bu tepkime ileri yönde devam ediyor anlamına gelmektedir. Yani şuradaki ürün miktarlarını artırmalı ki bu ikisinin çarpımı 25 etsin, sistemde dengeye ulaşmış olsun. Qc 25 olduğunda sistem dengede olmuş oluyor çünkü KC 25. Dolayısıyla bu tepkime ileri yönde yürüyor anlamına gelir Qc küçük çıktığı için ürünler artmalıdır. Tepkime de ileri yönde yürümelidir. Bunu bulmuş oldum. Peki ikinci adımda ne yapacağım? Tekrar yazıyorum kıymetli gençler ben denge tepkimemi. x'ye katısı x artı ve y eksiye ne yapacak? E, ayrışacak. E Benim bu tepkimem ileri yönde gidiyor. Dolayısıyla bu azalacak. Ne kadar azalacak? x kadar azalacak. 6 eksi x diyorum. Bu artacak. Ne kadar artacak? 4 artı x. X kadar bundan bir mol ayrıştığında bundan bir mol oluşuyor. Dolayısıyla 4 artı x olması gerekiyor. Yine mol sayıları eşit olduğu için birbirlerine ana tepkimemde. Bundan bir tane ayrıştığında bundan bir tane oluşuyor. Bundan x kadar ayrışırsa bundan x kadar oluşuyor. Bu da aynı şekilde birebirler mol sayıları. Bundan da x kadar oluşacak. Dolayısıyla denge anında bu 4 artı x molar. Bu da 4 artı x molar olacaktır. Ürünler x kadar artacak. Girenler de x kadar ne yapacak? Azalacak mol sayıları eşit olduğu için. Şu anda denge olduğunu düşünüyorum. Bu, i̇leri doğru yürüdü tepkimem. Ürünler arttı ve denge kuruldu. Denge kurulduğuna göre Kc artık Qc'ye nedir? Eşittir. Dolayısıyla ben Qc'ye de Kc'yi de 25 almalıyım artık. Dolayısıyla x ile y'nin derişimlerinin çarpımı neyi vermeli bana? 25'i vermeli. Ne buldum x'i? 4 artı x buldum. Y'yi ne buldum? 4 artı x buldum yine. Molarite 1 olduğu için pardon litre 1 litre olduğu için durumu değiştirmeyecek. Molarite 1'e bölerek aynı sayıyı bulacağım yani. Dolayısıyla 4 artı x ile 4 artı x'i çarpmam gerekiyor burada. Çarparsam eğer 16 artı 8x artı x kare bulurum. Burada 25 var. 25'le diğer tarafa atarsam x kare artı 8x eksi 9 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden e, iki bilim yani bir denklem elde etmiş olurum kıymetli gençler. Pardon bir bilim yani bir denklem elde etmiş olurum. Hemen gelelim şuraya. Burada x değeri e, ya artı 9 olacaktır ya eksi 1 olacaktır. E, Şeyini bulabilmek için köklerini bulabilmek için bulabileceğim değerler. E, x artı 9 ile x eksi 1'in çarpımı 0 verecektir. Dolayısıyla e, çarpanlarını ayıştığım zaman. E, buradan da burayı 0 eşitlersem x eşittir ya eksi 9 olacak ya da x eşittir artı 1 olacaktır. E, eksi 9 olamaz çünkü artış söz konusuydu. Dolayısıyla artı 1 değerini alacağım. E, birer mol ne yapacak? Miktarları artacak. E, birer mol artacaklarına göre x'in e, miktarı 4 moldu. 1 mol daha geldi 5 mol yaptı. Derişimini bulacak olursam e, litre 1 litre olduğu için e, ne yapacaktır? 5 bölü 1'den 5 molar yapacaktır. yeni derişimini bulursam yine 4'tü. Bir tane de x'ten geldi oldu denge anında 5 mol. 5 bölü 1 litreden 5 molar olduğunu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum kıymetli gençler. Yani bu tarz sorularda eğer litre 2 olsaydı 2'ye bölmeyi unutmayacağız. Burada 1 litre verildiği için biraz daha kolay oldu işlemlerimiz. Tekrar söyleyelim ne yapıyoruz? Yeni miktarları ya da dengedeki miktarları bulmak için ne yapıyoruz? İlk önce bize verilen değerlerle QC'yi hesaplıyoruz. Denge denklemini yazarak. Peşinden QC ile KC'yi karşılaştırıyoruz. QC KC'den küçük çıktığı için tepkimenin ileri yönde ilerlemesi gerektiğini söyledik. İleri yönde gideceğine göre giren madde azalacak. Ürün maddelerim artacak. Birer mol olduklarına göre hepsi bundan x kadar azalırsa bundan x kadar artar. Bundan x kadar artar. Mol sayısı olarak almışız burada. Dolayısıyla artık kc'miz denge kurulduğuna göre bu değerlerle 25 olacaktır. 25'e eşitleyeceğiz. x'in miktarı 4 artı x litren 1 litre olduğu için molerite yazmam gerektiği için 1'e böldüm. Y'nin miktarı da 4 artı x litren 1 olduğu için 1'e böldüm. Daha sonra buradan bir denklem elde ettim kıymetli gençler. Ve elde etmiş olduğum denklemde görüldüğü gibi ikinci dereceden bir denklem bu denklemi çözdüğümde köklerin ne olduğunu buldum. Eksi 9 ile artı 1 olduğunu buldum. Dolayısıyla artacak demiştik biz. Dolayısıyla burası artı 1 olur. Eksi 9 olmaz. dolayısıyla x değerinin 1 mol olduğunu bulduk. 5'er moler olmaları gerektiğini bulduk. Hacime de bölünce molaritelerin 5'er molarite olması gerektiğini bulduk. Böyle aslında zor olmayan oldukça kolay sorular. 2 litrelik bir kapta demiş NO artı 1 bölü 2 O2 NO2 Kc'si de 2 imiş. Bu reaksiyonu 4 mol NO, 2 mol O2 ve 4 mol NO2 gazı konularak başlatılıyor. Bu tepkime ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Tabi bunları değerlendirebilmek için ilk önce bu değerlerin denge kurup kurmadığını yine ne yapmamız gerekiyor? Ölçmemiz gerekiyor. Denge kesri Qc'yi bulmamız gerekiyor. Qc eşittir nedir? Önce ürünleri yazarım. Sadece gazları ve... Neleri neler alacaktım? Sulç özellikleri alacaktım. Sıvılar ve katılar alınmıyordu. Dolayısıyla ürünler NO2'nin derişimi bölü. E, girenlerde de NO'nun derişimi çarpı oksijenin derişiminde ne olacak kıymetli gençler? 1 bölü 2. kuvveti olması gerekiyor. Hemen bakıyorum kabım 2 litreymiş. Mol sayıları bunun 4 molmuş. Bunun 2 molmuş. Bunun 4 molmuş. Bu mol sayılarını benim 2 litreye bölerek molariteye çevirmem gerekiyor. İlk önce kiminkini çevirelim? NO2'ninkini çevirelim. 4'ü 2'ye bölersem ne bulurum molaritesini? 2 bulurum 4 bölü 2'den. 2 molar olarak buldum. Dolayısıyla hemen getirip yerine yazıyorum. Yukarıya 2 yazıyorum. Şimdi kiminkini bulalım? NO'nunkini bulalım. 4'ü 2'ye böldüm. Gene ne bulmuş oldum? 2 molar bulmuş oldum. Hemen getiriyorum. Bunun da 2 molar olduğunu yazıyorum. Üssü yok görüldüğü gibi. Sıra geldi oksijeninkine. Oksijen 2 moldü. 2 litreye böldüm 2 molü. 1 molar 2 bölü 2'den 1 molar olduğunu buldum. Üssü de 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla bir üssü 1 bölü 2 olacak. E, 1'in kökü de 1 olduğuna göre bunu bir kabul edebilirim. Dolayısıyla ikiler de birbirini yok edecek. Bu da bir kabul edildiği için cevabım 1 olacak. Ben QC değerini ne buldum? 1 olarak buldum. O zaman denge kesri QC 1'dir. Doğru. Burada unutmayacağımız şey buradaki mol sayılarını litreye bölerek molariteye çevirdikten sonra getirip denge kesrinde ne yapacağız? Yerine koyacağız. QC küçüktür KC'den. Bakıyorum KC 2, QC 1. Evet QC küçüktür KC. Bu da doğru. Sistem dengede değildir. Evet QC eşittir KC olursa sistem dengede oluyordu. Küçük olduğuna göre kesinlikle dengede nedir? Değildir. Tepkime geri yürür. Bakalım QC küçük KC'den henüz KC'ye ulaşamamış. Doğru. Dolayısıyla henüz ileri doğru yürüyor anlamına gelir. Geri yürümez. Bu yanlış oldu kıymetli gençler. İleri tepkime geri tepmeden hızlıdır. E dengemiz kurulmadığına göre tepkime henüz ileri doğru yürüdüğüne göre tabii ki ileri tepkime geri tepmeden ne olacaktır? Hızlı olacaktır. Bu da yine doğru. Burada yanlış olan şıkkımız D şıkkı olacaktır kıymetli gençler. Çünkü QC KC'den eğer küçükse tepkime QC'yi büyütüp KC'yi eşitleyebilmek için ürünleri artırmak ister ve ileri doğru ne yapar? Yürür kıymetli gençler. Bir sorumuz daha var buna bakalım. 2 tane HBR gazı, H2 gazı ve BR2 gazını oluşturmuş ve KC'si de 4'müş bu tepkimenin. Ee, ve burada ne soruyor? KC'si 4 olan yukarıdaki tepkime için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. KC eşittir H2'nin derişimi çarpı BR2'nin derişimi bölü HBR'nin karesi. Bakalım önce ürünler yazılır. Doğru H2 BR2 üstleri 1 evet çünkü birer moller görüldüğü gibi bölü HBR'ninki yani giren maddemizinki katsayısı 2 olduğu için karesini almış. Doğru hepsi gaz olduğu için hepsi alınırlar bu da doğru. Hemen B'ye bakalım buraya hemen doğrumuzu koyduk. Şöyle gelelim. Sistem dengede ise ileri tepkime hızı geri tepkime hızıyla aynıdır. Evet bu dengenin genel kuralıdır zaten. Bir sistem dengede ise ileri tepkime hızı geri tepkime hızına nedir? Eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. Kaba tüm maddelerden 4 molar konursa tepkime ileriye doğru yürür. O zaman ben QC'yi hesaplamalıyım. Hemen QC'yi ne yapıyorum? Hesaplıyorum kıymetli gençler. Hepsinden 4 molar konulmuş. Dolayısıyla hidrojen 4. Bromla çarpacağım 4. HBR de 4 olduğuna göre 4'ün karesini alacağım. 16. 4 kere 4 16 bölü 16'dan 1. QC'yi 1 buldum kıymetli gençler. Eğer QC 1 ise e, KC kaçtır? Bakıyorum yukarıda 4 olarak verilmiş. Dolayısıyla 1 küçüktür 4'ten kıymetli gençler. Evdeki sesleri baskılamak için biraz bağırmak zorunda kaldım. QC KC'den küçük olur. QC KC'den küçükse tepkimemiz ne yapacak? QC'yi büyütüp KC'ye eşitlemek için ileriye doğru yürüyecek bu tepkime henüz olgunlaşmamış yani dengeye ulaşmamış. Dolayısıyla ileri doğru ne yapması gerekiyor? Yürümesi gerekiyor. Bu da ne oldu yine? Doğru olmuş oldu. İleri doğru yürür. Erkaba 6 molar HBR, 4 molar H2, 4 molar BR2 konulursa bu sefer tepe geri yürür demiş. Hemen geliyorum yine QC'yi hesaplayacağım. H2 için 4 koyuyorum. BR2 için 4 koyuyorum. HBR'nin karesi olmalıydı. 6'nın karesinden 36 koyuyorum. Dolayısıyla burada ne oldu? 4 ile şunu 9, 4 bölü 9 oldu burası kıymetli gençler. 4 bölü 9 tabi 0 virgüllü sayıdır. Dolayısıyla nedir? 4 bölü 9 4'ten küçüktür. KC 4'tü çünkü. Dolayısıyla QC'miz KC'den küçük çıktı. Küçük çıktığına göre bu tepkime de henüz olgunluğa erişip de dengeye ulaşamamış. Hala da ileri yönde ilerliyor anlamına gelecektir. Dolayısıyla geri yürür demiş burası ne oldu yanlış oldu. Geri yürü yürümesi için geriye doğru yürüyebilmesi için QC'nin KC'den büyük olması gerekiyor. Burada büyük olmadığına göre bu tepkime hala daha ileri yürüyor anlamına gelmektedir. Geri yöndeki tepkime için KC 1 bölü 4'tür. Evet şimdi bakalım bir tepkime eğer ters çevrilirse... Ee, ne yapılıyordu? Kc'si 1 bölü Kc olarak yazılıyordu. Bu da genel kurallardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bu tepmeyi erben ters çevirirsem ve Kc'sini bulursam o zaman ne olacak? Geri yönlü tepme elde edilmiş olacak. Kc'de 1 bölü 4 olmuş olacak. Bu da yine doğrudur kıymetli gençler. Burada yanlış olan değişiklik. Evet, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Derslerimi beğenmeyi, bana yeni abone aboneler bulmayı unutmayın. Çünkü zaman zaman benim de motivasyona ihtiyacım oluyor bu videolara devam edebilmek için. Sizlerden o motivasyonu bekliyorum. Hepinize sonsuz başarılar ve sevgiler kıymetli gençler.